İktidar diyor, Ripple'ın TC karşı kesin zafer kazandığına yönelik spekülasyonlarla yükseliyor. Bunun üstüne konuşacağız ve yarının da öneminden bahsetmeye gayret edeceğiz diyebilirim. Şu anda piyasada önemli anlar yaşanıyor. Biliyorsunuz bugün Ripple'ın bir konferansı vardı, Swell konferansı. Bu sabah 7.30'dan yine 15.30'a kadar bu konferansın sürdüğünü söyleyebiliriz. Tabii önemli açıklamalar oldu. Yeni İngiltere tarafıyla bakınız ki yeni ortaklıklar duyuruldu vesaire. Yani güzel haberler çıktığı söylenebilir. Ama tabii ki BTC'nin hareketlerinden kaynaklı olarak XRP coin fiyatlarında birinci elden hareketler gözlemlenmedi. Ancak telafi eder. Ama güzel haberler verildiğini söyleyebiliriz. Farklı bir videoda zaten bunları verilen haberleri vesaire ele alacağız diyebilirim. İkinci olarak yarının önemi bir oldukça önemli çünkü hem etkinlikler devam edecek ve etkinliklerin son günü olacak yani ayın 9'u. Bu noktada farklı önemli haberler verilebilir. İkincisi saat 22.00'da Jeremy Powell konuşacak yarın. Bunun tabii ki XRP de dahil piyasanın tamamında etkili olmasını bekleyebileceğimiz haberler verilme ihtimali çok yüksek. Aynı zamanda SEC'le yine hem toplantıları ve dahi bir takım karşılıklı görüşmeleri durumu mevzubahis olacak. Dolayısıyla hızlı bir gün geçecek diyebiliriz. Yarın için hiç değilse haber ve gelişme noktasında dediğim gibi hem Jeremy Powell'ın açıklamalarının pozitif olması, bu noktada Swell esnasında verilebilecek iyi haberleri göz önünde bulundurmak lazım. Belki en önemlisi SEC tarafından oldukça sürpriz diyebileceğimiz ve pozitif haberler gelebilir. Burada daha çok Ripple'ın birinci satışları üzerine konuşulacak. Yani Ripple'ın direkt olarak kurumsallara yapmış olduğu satışlar üstünde durulacak yarın. Bu noktada Ripple yalnızca şirketin kurumsal satışlarının biliyorsunuz ki bir yatırım sözleşmesi kapsamına girdiğine ilişkin yargıçtan bir karar almıştı ama onun haricinde borsalardaki satışlardır, odur budur yani diğer hiçbir satışın SEC'in kapsamına girmediği de yine açıklanmıştı. Ve bu noktada SEC'in kapsamına giren yani Ripple'ın birincil satışları üzerine Ripple ve SEC bu durum hususunda konuşacak ve dediğim gibi pozitif haberler alınma ihtimali de yüksek olacaktır. Bu da tabii ki XRP coin'in hem kısa vadede fiyatlarına pozitif etki edebilir, aynı zamanda geniş süre zarfı bakımından da iyi işler çıkabilecek yeni haberler alınabilir. Yarına dikkat. Ripple ile SEC arasında uzun süredir devam eden yasal mücadelede nihai kararın çıkacağına yönelik artan spekülasyon XRP'de yükselişi hızlandırdı diyor. Evet. Ekim ayının son haftasında piyasa genel yükselişiyle birlikte 55 sent direncini kıran XRP dik ivmeli yükselişine devam ederken haftalık bazda %25'i bulan değer artışı kazandı ve bugün 70 sente kadar dayandı. Bu arada yanlış anlaşılma olmasın. XRP coin'deki son fiyat yükselişleriyle SEC'in ya da işte gelen yok o haberin bu haberin hiçbir alakası yok. Hani yani haber bazlı bir yükseliş XRP coin yaşamadı hiçbir zaman. Son yükselişlerle verilen bir haberin, söylemin, yeni bir gelişmenin, şunun bunun dediğim gibi bir alakası bulunmamaktadır. Burada sanki alakası varmış gibi yazmış. Onu mu kastetti, kastetmedi mi bilmiyorum ama ikisinin birbiriyle bir alakası bulunmamaktadır. Fiyatlanmış bir olay yok. Yükseliş ivmesi özellikle dünden bu yana artarken katalizör kripto avukatı olarak öne çıkan diyor John Deaton'ın SEC ve Ripple arasında devam eden dava hakkında görüş bildirmesi oldu. Deaton ayrıca biliyorsunuz XRP coin'in fiyatları ile alakalı da açıklamalar gerçekleştirdi.
XRP coin'in ortalama 1,5 dolarları aşabilirse bu noktada durmadan yeni ATH'ler yapabileceği, hatta 1,5 dolarların kırılımının ortalama 1,3 düzeltiyorum 1,3 dolar ortalama 12 dolarlara kadar fiyat yükselişlerinin yaşanabileceğini savunmuştu kendisi. Yani sezon geneli için konuşursak 12 dolar fiyatı benim de yani ideal diye düşündüğüm bir ATH fiyat tahminidir açıkçası. Tabii biraz daha aşağısı olabilir, daha yukarısı olabilir. Hele ki XRP coin gibi bir kripto parada bunu tahmin etmek, doğruya yakın sonuçları önceden sezebilmek çok zor. Çok gerekli de değil açıkçası. Çünkü önemli olan şey hokkabazlık değil. Önemli olan senin elinde ne kadar var budur. Buna göre iş yaparsın zaten. O yüzden bu kısım önemli. Bundan önceki sezonun şeyini yani pozisyonlarını zaten kırabilirse hızlı bir şekilde ilerleyebilir. 10 dolar, 15 dolar diyen var. Yine 12 dolar benim de John Deaton gibi idealize ettiğim fiyatları içermektedir. XRP Coin'in bu sezonki maksimal noktasında. Deaton, Ripple'ın en fazla 20 milyon dolar kadar ceza aldıktan sonra davadan kurtulacağını iddia etti. Bunun yanında Ripple'ın hukuk departmanının başındaki isim Stuart Alderotin'in Sage konusunda sunduğu başka bir argüman da bu iddiayı destekledi. Burası doğru. Yani zaten Ripple ne yapar? Belli bir miktar işte para öder. Çünkü önceki yapılan satışlar biliyorsunuz yatırım sözleşmesi kapsamına girdiği zaten yargıç tarafından tespit edildi. Dolayısıyla bunun için belli bir miktar para öder. Ondan sonra secde birbirlerine hadi kardeşim güle güle diyecek olma ihtimalleri bu şartlar altında yüksek olacaktır diye düşünüyorum ben. Durumlar böyle. Devam eden diyor, dava sürecinde mahkemenin yargıcı Torres geçtiğimiz günlerde XRP'nin kurumsal satışlarıyla ilgili bir sunum yapmak için her iki tarafa da 9 Kasım'a kadar süre verdi. Evet. Ripple ve Sage arasındaki dava iddia edildiği gibi 20 milyon dolarlık bir ceza ile sonuçlanacak olursa bu durum Ripple'ın önünü açacak olumlu bir gelişme kabul edilir. Ayrıca dava gelecekte yaşanabilecek yasal süreçler için bir emsal niteliği taşıyacağı için kripto para sektörünün geri kalan için minnettik oluşması muhtemel. Tabii ki de yani sonuçta 20 milyon dolar ödedi demek Ripple için yok denebilecek bir parayı ödedi ama Sage'i de başından attı demek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.